Flora ve Botanik Bahçesi Köln hakkında. Flora ve Botanik Bahçesi Köln, Almanya'nın Köln şehrinde yer alan ve yaklaşık 11.5 hektarlık bir alana yayılan büyük bir botanik bahçesidir. 1864 yılında kurulan bu bahçe, Köln'ün en eski ve en prestijli parklarından biri olarak kabul edilir. Bahçe, sadece bitkisel zenginliği ile değil, aynı zamanda tarihi ve mimari önemi ile de dikkat çeker. Flora ve Botanik Bahçesi Köln, 1863 yılında Peter Joseph Lennard tarafından tasarlandı ve bir yıl sonra halka açıldı. Lennard, Prusya'daki pek çok ünlü park ve bahçenin de tasarımcısıydı. Flora'nın inşası, sanayileşmenin ve şehirleşmenin hızla arttığı bir dönemde Köln'ün yeşil alan ihtiyacını karşılamak amacıyla gerçekleştirildi. Bahçenin bölümleri ve bitki koleksiyonları. Bahçe, çeşitli tematik bölümlere ayrılmıştır ve dünya genelinden 10.000'den fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. İşte bazı öne çıkan bölümler. Sukulent evi, burada kaktüsler ve diğer sukulent bitkiler sergilenir. Tropikal sera, egzotik bitkiler ve tropikal ağaçların bulunduğu bu sera, ziyaretçilere tropikal bir ormanda yürüyormuş hissi verir. Alpinum, Alpler ve diğer yüksek dağlık bölgelerden getirilen bitkilerin bulunduğu bu bölüm, kaya bahçesi olarak da bilinir. Gül bahçesi, birçok farklı gül türünü barındıran bu bölüm, özellikle yaz aylarında renk cümbüşü sunar. Sistematik bölüm, bitkilerin evrimsel ilişkilerini ve sınıflandırmalarını göstermek amacıyla düzenlenmiş bir bölümdür. Mimari ve sanatsal unsurlar. Bahçenin tam merkezinde, cam ve demirden yapılmış büyük bir serayı andıran, Flora adlı yapı yer alır. Bu bina, 19. yüzyılın mimari stilini yansıtır ve çeşitli etkinlikler, sergiler ve düğünler için kullanılır. Ayrıca, park içerisinde çeşitli heykeller, çeşmeler ve süs havuzları da bulunur. Flora ve Botanik Bahçesi Köln, sadece bir gezinti ve dinlenme alanı değil, aynı zamanda bir eğitim ve araştırma merkezidir. Bahçe, botanik ve çevre bilimleri alanında araştırmalar yapılmasına olanak tanır. Ayrıca, çeşitli bitki türlerinin korunması ve biyolojik çeşitliliğin devamı için önemli çalışmalar yürütülmektedir. Bahçe yıl boyunca çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapar. Özellikle yaz aylarında düzenlenen konserler, bitki sergileri ve eğitim programları büyük ilgi görür. Ayrıca, bahçede rehberli turlar düzenlenir ve ziyaretçilere bitkiler hakkında bilgi verilir. Flora ve Botanik Bahçesi Köln, haftanın her günü ziyarete açıktır ve genellikle giriş ücretsizdir. Ancak bazı özel etkinlikler için bilet gerekebilir. Bahçeyi gezmek için en uygun zaman baharın sonları ve yaz aylarıdır, bu dönemde bitkilerin çoğu çiçek açmış olur ve bahçe en renkli ve canlı halini alır. Bahçeye ulaşım oldukça kolaydır. Köln şehir merkezinden toplu taşıma araçlarıyla kısa sürede ulaşılabilir. Ayrıca, park alanı mevcuttur ve bisiklette gelen ziyaretçiler için bisiklet park yerleri de bulunmaktadır. Flora ve Botanik Bahçesi Köln, sadece Köln halkı için değil, tüm bitki severler ve doğa tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyondur. Tarihi dokusu, zengin bitki çeşitliliği ve huzur dolu atmosferi ile ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunar. Eğitim, araştırma ve eğlenceyi bir araya getiren bu bahçe, her yaştan insan için cazip bir mekandır. ...1864 yılında açılan Flora, başlangıçta bir botanik bahçe olarak tasarlandı, ancak zamanla çeşitli yenileme ve genişletme çalışmaları ile bugünkü haline kavuştu. 20. yüzyıl boyunca, özellikle 2.
Dünya Savaşı sırasında büyük hasar gören bahçe, savaş sonrası dönemde kapsamlı restorasyon çalışmalarından geçti. 1987 yılında, Köln Belediyesi tarafından büyük bir yenileme projesi başlatıldı ve bu proje 2014 yılında, bahçenin 150. yıl dönümünde tamamlandı.